Sağlık Bakanlığı'ndan bizlere katılan çözümleyici Sayın İhsan Yenidoğan'ı elektronik vaka sistemi projesi sunumunu gerçekleştirmek üzere ilk sunumumuz için sahneye davet etmek istiyorum. Kendisi zaten hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. İlk sunum güzel alkış ister efendim. Hoş geldiniz. Gencecik yakışıklı bir kardeşimiz. Bence böyle daha bir güç verelim, enerji verelim. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Komutanlarım, kıymetli kamu ve özel sektör katılımcıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğe Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden katılım sağlamaktayım. Sunuma... Bugün siz değerli katılımcılara acil sağlık hizmetlerinden, acil sağlık hizmetlerinde kullandığımız sistemlerden, acil vaka süreçlerimizden ve bu vaka süreçlerini elektronik hale getirdiğimiz, dijital hale taşıdığımız elektronik vaka sistemimizden bahsedeceğim. Acil sağlık hizmetleri... Acil sağlık hizmetleri bireylere anında tıbbi müdahale ve acil durumlar için hızlı sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen kapsamlı bir sistemdir. Bu sistem kara, hava, deniz ambulans hizmetleri, hasta nakil hizmetleri ve kriz merkezleri gibi birçok unsuru bünyesinde bulundurur. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak acil durum müdahalelerini daha etkin ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 5800'e aşkın ambulans, 43.000'e yakın personelimiz ile 6.8 milyon yıllık ortalama acil vaka hizmeti vermekteyiz. Ambulans çeşitlerimizden bahsedecek olursak, kara ambulanslarımız, hepimizin sıklıkla gördüğü ve filomuzda da geniş bir yer kaplayan panelven ambulanslarımız ile yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerimizde kullanılan kar paletli snow truck ambulanslarımız, hava ambulanslarımız, kara ambulanslar ile ulaşımın mümkün olmadığı veya hızlı reaksiyon alınması gereken vakalarda kullandığımız helikopter ve uçak ambulanslarımız ve son olarak deniz ambulanslarımız. Vaka sayılarımızdan bahsedecek olursak, grafikte de görüldüğü üzere geçmişten günümüze sürekli artış gösteren vaka sayılarımız olduğunu görüyoruz. 2020 ve 21 yıllarında pandemi kaynaklı bir sıçrama yaşandığını görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 2023 yılının sonunda ise bu sayının 6.5 milyona yaklaşacağını öngörüyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde kullandığımız bazı sistemlerden kısaca bahsedeyim. ASOS, Acil Sağlık Otomasyon Sistemi, acil sağlık hizmetleri çatısı altında yürütülen tüm iş süreçlerinin kayıt altına alındığı kompleks bir sistemimizdir. Araç takip sistemimiz, filomuzda yer alan tüm acil sağlık araçlarının konum takiplerini yaptığımız harita tabanlı uygulamamızdır. Yeni nesil acil çağrı merkezi uygulaması, gelen acil çağrıların değerlendirilip ilgili kurum ekiplerine atamasının yapıldığı ortak çağrı merkezlerimizde kullanılan uygulamalarımızdır. Son olarak hastane bilgi yönetim sistemleri ise hastanelerdeki iş süreçlerinin takip edildiği bilgi yönetim sistemleridir. Ve son olarak bugün asıl bahsedeceğimiz elektronik vaka sistemi projemiz. Proje kapsamında her ambulans ekibimize mobil cihaz temin edildi ve ambulanslarımıza kamera montajı yapıldı. Bu sayede vaka süreçlerinin tamamı dijital ortama taşınmış oldu. Günümüz teknolojilerinin acil sağlık hizmetlerine uyarlanması ile geliştirilmiş, kompleks ve ileriye yönelik hedeflerle hazırlanmış, dünyadaki örneklerinin üzerinde bir sistemdir. Vaka sürecimiz, acil sağlık hizmetlerinde vaka süreci olayın oluşundan itibaren vaka ihbarı ile başlamaktadır. İkinci aşamamızda ortak çağrı merkezlerindeki sağlık masası ihbarı değerlendirerek
Başarsoft algoritmasının önerdiği olay yerine en hızlı ulaşacak olan ambulans ekibini görevlendirir. Çağrı yönlendirici arkadaşımız yeni nesil acil çağrı merkezi uygulaması üzerinden vaka atamasını tek tıkla yapar. Üçüncü aşamada ambulans ekibimiz mobil cihazına gelen bildirim üzerine ihbarı değerlendirip Başarsoft altyapısını çizdiği rotayı takip ederek olay yerine en hızlı şekilde ulaşım sağlar. Dördüncü aşamada ise olay yerine ulaşan ambulans ekibimiz hastaya ilk müdahalesini yaparak hastanın tıbbi bilgilerini mobil cihazına girer ve hastanın bilgilerine göre Başarsoft'un çizdiği rotayı takip ederek en hızlı şekilde hastaneye doğru yola koyulur. Beşinci aşamada ise hastaneye ulaşan ekibimiz HBYS onay entegrasyonu sayesinde tamamen dijital ortamda hastayı hastane ekibine teslim eder. Ve son olarak ekibimiz bir sonraki görevi için bekleme noktası olan istasyonuna geri dönüş sağlar. Elektronik vaka sistemi sayesinde tüm bir süreci hiçbir veri kaybına mahal vermeden kayıt altına almış oluyoruz. İkinci aşamamızda vaka sürecimizin ikinci aşamasında yer alan acil çağrı merkezleri, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye gibi kurumların 112 tek çağrı numarası altında birleştirilerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarların değerlendirilip ilgili kurum ekiplerine aktarılmasını sağlayan merkezlerimizdir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak olay yeri yönetimi, ekipler arası iletişim, hasta nakil süreçleri ve ekip görevlendirme gibi birçok işimizi acil çağrı merkezlerinden yürütmekteyiz. Çağrı merkezlerimizdeki ekip önerme ekranı, çağrı yönlendirici personelimiz tarafından ihbar bilgileri değerlendirildikten sonra yeni nesil acil çağrı merkezi uygulaması harita ekranından Başarsoft algoritmasının önerdiği ambulans ekibi tek tuşla görevlendirilir. Bu sayede ihbara ait tüm tıbbi değerlendirme bilgileri ile konum bilgileri ekibin mobil cihazına iletilmiş olur. Yine bu harita ekranından ekibin vaka sonuna kadar tüm hareketleri çağrı merkezindeki personelimiz tarafından takip edilir. Mobil cihaz, çağrı yönlendirici personelin vakayı ekibin mobil cihazına göndermesi akabinde ekip ihbar bilgilerini değerlendirerek Başarsoft'un canlı trafik ve yol verilerine göre çizdiği rotayı takip ederek olay yerine ulaşım sağlar. Ekibimiz tarafından tüm vaka süreci mobil cihaza girilerek çağrı merkezi ve hastaneler ile de anlık olarak paylaşılır. Hasta hastaneye ulaşmadan hastaya ait tüm bilgiler hastane ekibine ulaştığında hastane ekibi gelecek olan acil vaka için hazırlık yapma imkanı bulur. Hastaneye sevk aşamamız, olay yerinden alınan hastanın tüm verileri sistem tarafından değerlendirilerek hastaya en uygun olan hastane yine sistem tarafından belirlenir. Başarsoft'un çizdiği rota sayesinde de ekibimiz hiçbir süre kaybı yaşamadan hastaneye ulaşım sağlar. HBS ile hasta teslimi, ilk ihbar ile başlayan vaka sürecimiz acil vakanın hastaneye teslim edilmesiyle son bulmaktadır. Elektronik vaka sistemi sayesinde dijitalleşen tüm bu süreç bir daha değiştirilmemek üzere PDF formatında TÜBİTAK zaman damgası ile mühürlenmekte ve veri güvenliği tam olarak sağlanmaktadır. Elektronik vaka sistemimizin bazı avantajlarından bahsedecek olursak, artan vaka sayılarına rağmen sisteme geçiş sonrası reaksiyon sürelerimizde %14 oranında olumlu bir düşüş yaşandı. Vaka kapatma oranlarımız ise %7 arttı. Tüm yurt genelinde 86 saniye olan acil çağrı merkezinden ambulans ekibine vakanın verilme süresi sisteme geçiş yapılmasının ardından 17 saniyeye düştü. Dakikaların değil birkaç saniyenin bile insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu düşünecek olursak, elektronik vaka sistemi projesi sayesinde hastaya ulaşmak için harcanan bu sürelerdeki düşüş kritik önem taşımaktadır. Biz ayrıca elektronik vaka sistemi projesi kapsamında ambulanslarımızı 2 adet kamera montajı gerçekleştirdik. Kameralar sayesinde güvenli sürüşü sağlayarak hasta yakını ve ambulans ekibimizin de güvenliğini sağlamış bulunmaktayız.
Afet durumlarında ise olay yeri görüntülerini anlık olarak çağrı merkezlerine aktararak olay yeri yönetimi ve ekip yönetimini daha efektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kameralar sayesinde ambulanslarımızın karıştığı trafik kazalarında da %45 oranında bir düşüş yaşandı. Bizim acil sağlık hizmetlerinde kullandığımız bir diğer sistemlerden biri acil sağlık otomasyon sistemi. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülen tüm iş süreçlerinin kayıt altına alınarak takip edildiği kompleks bir sistemimizdir. Sistem bünyesinde birçok modülü barındırmaktadır. Özellikle nakil vaka modülünden bahsetmek istiyorum. Acil sağlık hizmetleri olarak bizim tek işimiz acil vaka süreçlerini yönetmek değil, aynı zamanda yoğun bakım ve tıbbi cihaz ihtiyacı gibi nedenlerle hastaneler arası nakli talep edilen hastaların da nakil işlemlerini biz gerçekleştiriyoruz. Yer arama ve nakil işlemlerini biz koordine ediyoruz. Hastanelerin bilgi yönetim sistemleriyle tam entegrasyon içerisinde olan nakil vaka modülümüz sayesinde hastanelerimizdeki boş dolu yatak bilgileri, yoğun bakım doluluk oranları, tıbbi cihaz bilgileri ve nöbetçi personel bilgilerine varıncaya kadar birçok verisine anlık olarak ulaşıp yer arama ve nakil süreçlerini olabildiğince hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Son olarak araç takip sistemimiz ise filomuzda yer alan tüm ambulans ve diğer acil sağlık araçlarının konum, hız, yakıt tüketimi ve diğer bilgilerini takip ettiğimiz Başarsoft altyapısını kullanan harita uygulamamızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii unutmadan içerisinde bulunduğumuz bu hafta acil sağlık hizmetleri haftası. Kar, kış, yağmur, çamur demeden bir yaraya merhem olmak için sınırları zorlayan tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşimizin bu güzel sunumundan dolayı bir uğurlamıyoruz onu. Bir plaketimiz var. Bugünün hatırası olarak ve Sayın Alim Küçük Pehlivan'ı ben bir kez daha sahnede görmek istiyorum. İlk sunumumuzdu ve sevgili İhsan Yenidoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan gelen çözümleyici kardeşimiz güzel bir sunum yaptı. Alkışlarınızı lütfen eksik etmeyin. Çok sağ olun.